Taraflar hazır mı? Hazır efendim. Davacı Ozan Yıldırım. Buyurun, boşanma gerekçeniz nedir? Hadi artık göster şu fotoğrafları. Aldattı beni de. Rezil et şunu. Boşanma gerekçemiz... şiddetli geçimsizlik hakim hanım. Biz aramızda anlaştık. Bu evliliğe devam etmek istemiyoruz. Allah kahretsin. Bir şey mi söylediniz avukat bey? Hayır. Demedim. Bir şey yok. Yardıma ihtiyacım var. Hemen hakim ara. Acil olduğunu söyle. Kızım, siz bir şey söyleyecek misiniz? Evet. Evet, doğru söylüyor. Aramızda şiddetli geçimsizlik var. Hangi konularda geçimsizlik yaşıyorsunuz? Örnek verin. Mesela sözlü, psikolojik, fiziksel olarak size şiddet uyguluyor mu? Hayır, hayır efendim, öyle bir sorun yok. Tamam, anlatın o zaman. Şiddetli geçinemediğiniz mesele ne? Bakın çocuklar, geçerli bir sebep beyan edilmedikçe aile kurumunu parçalamayı uygun bulmuyorum. Hele sizin gibi taze bir evlilikte. Biz birbirimizi dinlemeden suçluyoruz hakim hanım. Biz birbirimizi çok yanlış tanımışız. Müsaadenizle. Evet. Yanılmışız. Evlenmekte hata etmişiz. Acil bir durum. Bir saniye. Oturuma 20 dakika ara veriyorum. Ben hemen geliyorum. Ağam, telefonum arabada kaldı. Alıp geliyorum. kimse kurtaramaz. Ya bir sürü salon var. Kim bilir hangisini var, nasıl bulacağız? Gerekirse tek tek bakacağız. Tuvalete gitmem lazım. Hemen gider gelirim, çok acil. Duruşmaya yetişeceğiz. Sonra gidersin. Ben halamı da Aslım'ı da aradım. Hiçbiri telefonla cevap vermiyor. Kim bilir neredeler. Ya lütfen 2 dakika izin ver işte gideyim. Kapat çileni, yürü. Ozan'la Aslım boşanmadan gerçekleri söyleyeceksin. Tamam söyleyeceğim, yemin ederim. Ama bir izin ver de gideyim lavaboya. Adliyedeyiz, kaçamam herhalde. Sanmıyorum. İyi tamam hadi. Tamam çabuk olun. Ben de yukarı bakıyorum. Ozan. Sana da bu yakışırdı zaten. O fotoğrafları mahkemede kullanmamakla en doğrusunu yaptın. Sonuçta aslında bir geçmişiniz var. Aldatma mevzunu açman doğru olmazdı. Tarık amca, bu fotoğraflar senin eline nereden geçti? Kim gönderdi sana? Nereden çıktı bu dosya? Aslım'ın Ozan'ı aldattığına dair her şey burada. Ozan istemiş Berçin'in ayarlamasını. Mahkemede kullan diye. Postayla göndermişler. İsimsiz bir zarftaydı. Tarık amca, isimsiz zarfla gelen postayı sen neden mahkemeye delil olarak sunuyorsun? Sen gönderdin sanırım. Allah Allah. Ben böyle bir şey yapar mıyım Tarık amca? Belli ki başkasının işi bu. Hayır, sen nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Ya, ne olursa olsun aslında benim bir geçmişim var. Yürüsün yürümesin, biz kendi rızamızla evlendik. Onca insanın içinde ben Aslım'ı nasıl rencide ederim? Hayır, sen nasıl düşünürsün böyle bir şeyi? Yanıldım Ozan. Sordum sana, sen cevap vermeyince kullanacaksın sandım. Kim gönderdi ki bu dosyayı?